Genç Bakış'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere PDF dosya, dosyasını nasıl JPEG'e çevirebileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. En son paylaştığım videoda JPEG resim dosyalarını nasıl PDF dosyasına dönüştürme dönüştürebiliriz bunu anlatmıştım. Şu anda da tam tersini anlatacağım. Ee, yine birkaç yöntemle anlatacağım. Hem Toptan dosya nasıl çevrilir hepsi birlikte böyle 8-10 sayfalık bir pdf dosyasını Nasıl 8-10 sayfa Ayrı ayrı JPEG dosyasına PNG dosyasına ve GIF dosyalarına çevirebileceğimizi anlatacağım Hem de Bölüm bölüm Yani Sadece pdf'ten bir bölümü Nasıl alabiliriz O kısmı sadece kullanacağımız kısmı bu resim olabilir Grafik olabilir herhangi başka bir şey olabilir bu kısmı nasıl alabiliriz? Ee, onu anlatacağım arkadaşlar. İki yöntemi de size göstereceğim. Şimdi öncelikle yapmanız gereken e, Google Chrome'a giriyoruz. Daha önceki belirttiğim sitenin aynısı arkadaşlar. Bu adres çubuğunda gördüğünüz PDF 2 PNG şeklinde com.tr Bu şekilde arkadaşlar buradan PDF to PNG'yi seçeceğiz. Mesela bu e, PDF dosyalarını PNG'ye çevirmemizi gösterecek burada da en fazla 20 adet dosya seçebiliyoruz zaten yeterlidir bu şimdi bakıyoruz Öncelikle bu dosyadan burada gördüğünüz gibi yükleme kısmı var yüklemeye tıkladığımız anda hangi dosyayı png çevirmek istiyorsak onu seçeceğiz mesela şunu seçelim arkadaşlar hemen dönüştürüyor İndir diyoruz arkadaşlar. Burada hepsini indir demesinin sebebi aynı anda 4-5 tane PDF'i de çevirebilirsiniz. Hemen girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada dosyalar PNG uzantılı şekilde 5 sayfalık PDF'imiz çevrilmiş durumda. Hatta size şöyle göstereyim. Öncelikle bunun PDF halini açalım. Şöyle 5 sayfalık bir dosya. 5 sayfalık dosyayı Burada tek tek arkadaşlar çevirmiş PNG dosyası olarak. Gördüğünüz gibi bir resim dosyası olarak görülmektedir. Şuradan da boyutunu ayarlayabilirsiniz yani görünümünü. Bu bu şekilde arkadaşlar. Daha sonrasında aynı şekilde burada aynı PDF dosyasını JPEG'e nasıl çevirebileceğimizi gösterelim arkadaşlar. Yine aynı siteye geliyoruz. Gördüğünüz gibi. PDF to JPEG diyoruz arkadaşlar. Bunu seçtik. Daha sonrasında yine aynı şekilde Yükleme diyoruz. Yine risk değerlendirmesi kısmına tıklayalım. O dosyayı yapalım. Şu anda PDF dosyası JPEG dosyası olarak çevrilecek arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Uzantısına bakalım hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar JPEG olarak değişti. Beşinci sayfada herhalde bir şey yok. 3. Sayfa mesela. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar, biraz zoom yapalım. Bu şekilde resim dosyası olarak JPEG uzantılı olarak gösteriyor. Sonrasında kısmi olarak arkadaşlar burada mesela PDF dosyasının sadece bir kısmını almak istiyorsak bu nasıl yapılıyor? Bir de onu göstereyim sizlere. Bunun için de mesela farklı bir pdf dosyası açalım. Şuradan öyle renkli bir şey olsun. Diyelim ki gördüğünüz gibi pdf dosyası arkadaşlar. Herhangi bir sunum dosyası değil. Sunum dosyasını pdf'e çevirmişler. Mesela buradan diyelim ki e, biz şu resmi almak istiyoruz. Şu gördüğümüz resmi nasıl alabiliriz? Bilgisayar tuş, bilgisayar klavyesinde Print Screen diye bir tuş var arkadaşlar. Ona bastığımız anda buranın fotoğrafını çekiyor. Genelde delete tuşunun yanındadır. Daha sonrasında buradan Paint'e yazabiliriz şu şekilde. Böyle de çıkabilir. Ben buraya kısa yol olarak da koydum. Paint'e basıyoruz arkadaşlar. Ve CTRL V. Bastığımız anda bunu buraya kopyalamış oldu arkadaşlar. Daha sonrasında burada seç kısmı var. Bir çerçeve var istediğimiz çerçeveyi mesela bu fotoğraf kısmına e, getirdiğimizde e, Ctrl X diyoruz arkadaşlar. E, ondan sonra şuradan yeni kaydetme diyoruz. Çerçeveyi küçültebiliriz. Ctrl V dediğimizde bu resmimizi oradan almış olduk arkadaşlar. Bu resmi nasıl kaydederiz? buradan farklı kaydet dediğimizde bizim dediğimiz bütün dosyaların uzantıları burada mevcut. PNG, JPEG, BMP, GIF dosyaları olarak hatta diğer başka türler de var. Ama en çok kullanılan bunlar. Diyelim ki JPEG olarak ben bunu istiyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? Nereye kaydetmek istiyoruz? Mesela masa üstüne resim diyelim. Yazdık ve kaydet dedik. Şimdi masa üstüne bakalım. Bu resim olarak Gördüğünüz gibi kaydolmuş oluyor. Aynı şekilde GIF dosyalarını, PNG dosyalarını, BMP dosyalarını bütün hepsini bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.